İsrail'in bu saldırganlığı devam edecek. Son hedef Türkiye. 22 tane Arap devleti bir araya gelmesi mümkün değil. Arap Ligi kurulmayacak. Kağıt üstünde var. İstediğimiz yer ve zamanda, bizim istediğimiz yer ve zamanda Misli'yle ve İsrail'in de şok olacağı, bütün dünya kamuoyunun şoka gireceği bir misilleme yapacağız dedi. Ne oldu da İran misilleme yapacak? Birkaç defa olay yaşadı İran biliyorsunuz. En önemlilerinden bir tanesi Şam Büyükelçiliğine ve konsolosluk yerleşkesine İsrail tarafından yapılan hava harekatıydı. Ve burada 7-8 tane üst düzey büyükelçilik ya da konsolosluk çalışanı öldürüldü. Şimdi bunun üzerine ilk defa İran kendi öz kuvvetleriyle 300'e yakın kamikaze drone gönderdi. Baktığımız zaman düştüğü yerlere füzelerin çok da İsrail'in canını yakacak stratejik noktalar değildi, sivil yerleşkeler değildi. İkinci kez bir saldırı düzenleniyor ve İran'ın kendi topraklarında Tahran başkentte çok önemli bir devir teslim törenini müteakip dünyaca tanınmış ve Filistin davasının en önemli aktörü olan Sayın merhum Şehit Haniye'nin öldürülmesi ile sonuçlanan çok ciddi sonuçları olabilecek bir eylem daha yapıyor İsrail. İran bunun üzerine bir karar vermesi gerekiyor. Karar da şu olacak. Misli ile bir mukabele yapılacak mı? Misilleme yapılacak mı? Yapılacaksa nelerle yapılacak? Bunun için birkaç soru soruyor İran. Birkaç şeyi, birkaç koşulu mutlaka oluşturması gerekiyor. Bunlardan bir tanesi iç koşullar. İç koşullardan kastettiğimiz İran kamuoyu. İran kamuoyuna baktığımız zaman Haniye'nin şehit edilmesinden sonraki süreç içerisinde sanki biraz olgunlaşmış gibi duruyor. İran kamuoyu rejime bu anlamda konjonktürel bir destek veriyor çoğunlukla. Ruhani lider Hamenei'nin hemen olur olmaz eylem, genel vermiş olduğu doğrudan misilleme yapın talimatı gereği bu şifreyi şöyle çözdüler. İstediğimiz yer ve zamanda, bizim istediğimiz yer ve zamanda Misli'yle ve İsrail'in de şok olacağı, bütün dünya kamuoyunun şoka gireceği bir misilleme yapacağız dedi. Demek ki Hamenei bir talimat verdi, genel bir talimat verdi. Bu talimatın gereğini devrim muhafızları ve İran'ın resmi milli ordusu birlikte müştereken yapacak. İç koşullar şu anda oluşmuş gibi gözüküyor misilleme ile ilgili. İkincisi dış koşullara baktığımız zaman karşımıza İsrail'i kenarda tutuyorum. Amerika Birleşik Devletleri çıkıyor ve Rusya çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri bazı heyet gruplar İranlı yetkililerle görüştüğüne dair bir takım veriler var elimizde. Neler görüşüyor olabilirler İran'la? İşte misilleme yapmayın, itidalli olun ve bunun sonuçlarını kaldıramazsınız. Biraz tehdit, biraz ikna, bir miktarda diplomatik yöntemler kullanarak vazgeçirmeye çalışıyorlar. Bu arada Rusya var geride. Rusya şöyle bir rol üstlenecek bu misillemede. Putin şunu söyledi, dedi ki tamam yapınız fakat yaparken daha sonra Amerika'nın ve koalisyon kuvvetlerinin ve İsrail'in karşı mukabelesinin de dikkate alınmasını arzu ediyoruz dediler. Bu şu demek, yapın ama çok fazla İsrail ve bölgedeki Amerikan birliklerinin canını çok yakmayacak şekilde orantılı yapın demeye çalışıyor. Ha demek ki dış koşullardan ABD istemiyor, Rusya bir şekilde yapılsın fakat dikkatli olun gibi bir şeyler söylüyor. Rusya şunu da yaptı, elektrooptik birliği tahsis etti İran'a. Demek ki elektrooptik birliği S-400 bataryası acaba akıllara bir nükleer taktik seviyede nükleer sistemde verdi mi acaba İran'a diye aklımızdan geçiriyoruz. Niye bunu söylüyoruz? Çünkü Ukrayna-Rusya Federasyonu savaşı esnasında İran'la yapılan savunma işbirliği anlaşması var. Bu anlaşma gereği İran binlerce kamikaze drone'u Rusya'ya teslim etti. Ve bu sayede Rusya, at unut sistemlerdir bunlar, yani atarsınız daha dönüşü yoktur. Kamikaze şeklinde kendileri imha eder. 3000 civarı hatırlıyoruz rakam olarak. Çok büyük miktarda Rusya'ya kamikaze drone verdi bu savunma işbirliği anlaşması gereği. İşte ilk defa İran'ın öz topraklarına yapılmış olan bu saldırıda bu anlaşmanın gereği hangi maddesi artık İran'a da doğrudan, bakın dolaylı değil, doğrudan destek verdi. Amerika Birleşik Devletleri yine Haniye'nin şehit edilmesinden hemen sonra Merkez Kuvvetler Komutanı Kurilla, General Kurilla'yı doğrudan İsrail'e gönderdi. Florida'dan İsrail'e geldi ve müteakiben Ürdün'e gitti. Geldiğinde şunu söyledi, dedi ki biz 13 Nisan yani ilk misilleme harekatında İran'ın öncesinde daha doğrusu bir şekilde bölgesel işbirliği yaptık bazı ülkelerle. Kastettiği ülkeler muhtemelen Ürdün, kesin Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri, belki Mısır, belki Suudi Arabistan. Bu koalisyonu tekrar kurmak için geldim ben bölgeye dedi. Demek ki İran'ın bir mukabelesi bekleniyor. CIA de bunu söylüyor. Diğer ülkeler de söylüyor. Buna karşılık bölge ülkeleriyle koalisyon yapmaya çalışıyorlar. Yani batı eksenine çekmeye çalışıyorlar bazı Orta Doğu ülkelerini. Bunun üzerine Rusya derhal Şoygun'u İran'a gönderdi. Bakın görüyor musunuz, karşılıklı bir satranç oyunu var gibi gözüküyor. Bu tablo içerisinde Akdeniz'de yığınaklanma tamamlandı. Ruslar desteğini sağladı. İran koşullara çok dikkatle bakıyor. Bunun için
iç ve dış koşulları ifade ettik. Bir toplantı yaptılar. Haniye'nin şehit edilmesinden sonra tekrar söyleyeyim. İran, Suriye'deki İran Şii milislerin başındaki kişiler katılmıştır. İran devrim muhafızları katıldı. İran'ın ordusu katıldı ve bu toplantıya çok büyük ihtimalle Genelkurmay Başkanı, İran'ın Genelkurmay Başkanı liderlik etti ya da Savunma Bakanı. Burada kararlar verildi. Bu kararlar şunlar bana göre. Hizbullah'a bir görev verildi. O görevlerden bir tanesi şu. İsrail'in özellikle kuzey bölgesindeki Golani Tugay'ın komuta kontrol merkezlerinin imhası, telekomünikasyon merkezlerinin imhası ve diğer kritik altyapı testlerinin imhası. Bakın hep askeri hedefler. Arkasından Hayfa Limanı'nın hemen civarında bulunan yine stratejik üretim tesisleri, sanayi tesisleri, belki de enerji depolama tesisleri gibi ve askeri tesisler gibi bir takım noktaları imha etme görevi verildi. Son görevi de demir kubbenin test edilmesi göreviydi. Hizbullah bunu yapmaya başladı mı? Net olarak yaptı. Hala yapmaya devam ediyor. Yani Hizbullah aslında misilleme faaliyetini başlattı. Şimdi ne kaldı geriye? Bu tablonun içerisinde devrim muhafızları kaldı. Bir de İran, kendi ordusu kaldı İran'ın. Şimdi bu ikisinin yeteneklerine baktığımız zaman hava kuvvetleri çok yeterli değil. F-14A tipi bir Amerikan yapımı, Şahlık döneminde verilen eski tip uçaklar var. MiG-29'lar var. Bir de Su-24'ler var. Son ikisi Rus yapımı. Sayıları çok az. Hava kuvvetleriyle İran, İsrail'e bir misilleme yapma yeteneği şu anda yok. Çünkü iki tane hava sahası geçmesi lazım. Irak ve Suriye ya da Suudi Arabistan. Üçü de hava sahasını ilk misillemede kapatmıştı. Muhtemelen gene kapatacaklardır. Deniz kuvvetlerine bakalım. Umman Denizi'nde konuştu bir donanması var. İran'ın 33 tane denizaltısı var. Bu denizaltı ve denizüstü savaş araçlarıyla bir misilleme yapma şansı pek yok gibi duruyor. Elimizde, daha doğrusu İran'ın elinde hem devrim muhafızlarının hem İran ordusunun bir tane yeteneği kalıyor. Balistik füzeler ve seyir füzeleri. Şimdi bu balistik ve seyir füzeleri 300 kilometreden 2500 kilometreye kadar mesafeyi kat edebiliyor ve etkinler. Balistik ve seyir füzelerine nükleer başlık da takabiliyorsunuz ama o seçenek dışı gözüküyor şu anda. Onun için eğer Hamenei'nin vermiş olduğu doğrudan siz misilleme yapın, cezalandırıcı atışlar yapın talimatı gereği vekil güçler, Hizbullah, Husiler, Şii milisler ya da Haçlı Şabi aynı anda eylem yaparken balistik ve seyir füzeler de İran topraklarından İsrail topraklarına, özellikle petrol tesislerine, yani Golan Tepelerindeki petrol tesislerine, Hayfa'daki limana, hem sivil hem askeri maksatta kullanıyor çünkü o limanı, o bölgedeki stratejik askeri ve üretim tesislerine, telekomünikasyon merkezlerine, komuta kontrol merkezlerine, askeri birliklerinin ve yığınaklanmış olduğu ordugahlarına bu füzelerle saldırı yapabilir. Demek ki bakın, koşullar ve vasıtalarla ilgili bir karar aşaması devam ediyor. Ama biz bunu değerlendirebiliyoruz. Yani şu anda bu imkanlarla yapabileceğini düşünüyoruz ki çok büyük ihtimalle yine böyle yapılacak olan bir misilleme olacaktır. Diğer konu, hedef etki analizini henüz yapmış değiller. Hedeflerin belirlenmesi, hangi hedeflerin etki altına alınacağı, vurulacağı konusu İran'da şu anda tartışma konusu. Çok büyük ihtimal İsrail ve Amerikalılar yapın, göz yumacağız ama şu 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 boşluk, yani meskun mahallelerden boşaltılmış, arındırılmış araziye yapın ya da can yakmayacak, insan kaybına yol açmayacak şu noktaları yapın ve nihayet 13 Nisan misillemesinde olduğu gibi İran görevini tamamlamıştır, gerekli cezalandırma verilmiştir, yapılmıştır diye bir sonuç çıkartıp kamuoyuyla paylaşın demişlerdir. Hedef etki analizinde hedefler İsrail'in savaş yeteneğini, yani muharebe müessiriyetini ortadan kaldıracak şekilde çok ciddi zararlar verecek noktalara yapılırsa eğer, bu gerçekten misilleme olur. Bu misilleme Haniye'nin şehit edilmesi karşılığında İsrail'i cezalandırmak için yapılacaksa takdire şayan. Ama topraklarına yapılmış egemenlik ihlali kuvvet kullanarak karşı ülkenin topraklarına yasa dışı, uluslararası hukuk dışı bir saldırı üzerinden okunan bir gerekçeyle yapılacaksa o İran'ın kendi problemi olur. Ama Haniye'nin şehitliğinin cezalandırılması konusunda yapılacaksa İran bu konuda bir miktar bölge ülkelerinden de destek almamak suretiyle yalnızlaştırılmış kabul edilebilir. O yüzden bakacağız şimdi tekrar bu hedefleri analiz ederken Hamas'ın İsrail'le mücadelesi, İsrail ordusuyla mücadelesine katkı sağlayacak bir harekat mı olacak, onu da değerlendireceğiz. Zannedersem İran söylemlerinde şunu ifade edecek, diyecek ki Hamas'ın mücadelesine katkı sağladık, İsrail'in yapmış olduğu yasa dışı saldırıları cezalandırdık ve İran halkının en azından
dünya kamuoyu üzerindeki itibarını koruduk diyeceklerdir. Çok maksatlı bir misilleme harekatı beklentisi içerisindeyiz. İşte tüm bu kararlar neticede misillemeye olgun hale gelirse çok büyük ihtimalle çok beklemeden önümüzdeki günlerde İran ordusu ve devrim muhafızlarının yerden yere sistemiyle balistik ve bir şekilde seyir füzeleriyle bir misilleme yapılacağını düşünmek lazım. Ama sonuçta mutlaka bir şeyler yapmak durumunda. Bu pakette, bu misilleme harekatında başlangıç Hizbullah yaptı. Ama Hizbullah bir şey daha yaptı. Nasrallah biliyorsunuz geçenlerde yapmış olduğu son mülakatında ya da söyleminde şunu söyledi. Dedi ki biz İsrail'e gereken cezayı vereceğiz. İran'la ya da İransız. Bu çok önemli. Yani İran'ın yapmış olduğu İsrail'in eylemleri karşısındaki reaksiyonlarını o kadar yetersiz buluyorlar ki dolayısıyla Hizbullah artık orada sanki daha otonomik, daha özerk, daha böyle bağımsız karar verebilen bir yapı haline gelmiş de olabilir. Çünkü gerçekten İran'ın reaksiyonları çok yeterli değil. Son vuruşu işte balistik füzeler ve seyir füzeler yapacak. Artık kamikaze dronlar yapacak diye değerlendiriyorum. Zaten balistik füze ve seyir füzesi devreye girmişse bir ülke önemli olanaklarıyla ve yetenekleriyle başka bir ülkeye doğrudan saldırı yapmış demektir. Bütün bu güç karşısında sen bir şekilde İsrail'e böyle bir cezalandırma harekatı düzenlersen karşılığını da mutlaka alırsın. İşte o zaman arkanda duramayabilirim diyor Rusya. Şimdilik duruyor. Demek ki bir harekat olacak. Orta Doğu'yu daha büyük bir savaşa sebep olabilecek bir harekatı da çok fazla hem Rusya hem de Putin, daha doğrusu hem Amerika hem de Rusya istemiyor gibi gözüküyor. Fakat bu arada İsrail bütün bu çatışmalı ortamlardan beslenen ve kanla beslenen bir yapısı var. Yani orada 40 bin civarı insan şehit edildi. Edilenlerin %85'i kadın ve çocuklardan mürekkep. Hiçbir savaşta bu kadar büyük oranda kadın ve çocuk doğrudan talimatla, emirle öldürülmemiştir. Savaşların gereği zayiatlar olabilir, sivil zayiatlar, isteyerek istemeyerek. Ama bu bizzat katil Netanyahu'nun elinin silahı alıp, dürbün takıp tek tek kadınları ve çocukları öldürmesi gibi bir şey. O yüzden şimdi bu tablo içerisinde bir o kadar enkaz altında insan var. İki katı kadar yaralı var. Gazze şehri, Gazze bölgesi daha doğrusu yerle eksan olmuş durumda. Artık orada habitat yok. Kalan 2 milyon küsür Filistin vatandaşı o bölgede sürekli saklambaç oynuyor. Bir oraya kaçıyor, bir oraya kaçıyor. Ve İsrail'in tuzaklarına düşüyor bu sivil masum insanlar. Bu tablo karşısında İran'ın yapacağı bu misilleme doğrudan Hamas'a ve Filistin halkına katkı sağlayacak mı? O da düşündürücü. O yüzden İsrail kuvvetleri başından itibaren Gallant, yani savunma bakanı dediğimiz o katil ordunun başındaki şahıs Lübnan'a saldıracağını ifade ediyor. 7 Ekim'den önce asıl hedef Lübnan. Yani Hizbullah'ın kontrol ettiği Güney Lübnan. Nehrin güneyi. Şimdi o plan 7 Ekim'de sekteye uğradı. Şimdi Gazze'yi, Batı Şeria'yı, Golan Tepelerini ve Doğu Kudüs'ü hallederlerse eğer bir şekilde Lübnan'a bütün kuvvetiyle saldıracak gibi duruyor. Bakın misillemeyi konuşuyorduk İran'ın ama İsrail'in başka ajandaları da var. Bunu nasıl yapacak? Bunu yapacağı güç kendi gücü değil. Amerika Birleşik Devletleri'nin göndermiş olduğu özel kuvvetler, planlama vesaire gibi bir takım unsurlarıyla topyekün yapacak. Bunu Amerika çok şu anda seçimlere kadar arzu etmiyor. Hele bir seçimi alalım, seçimden sonra ister Lübnan'a gir, ister Suriye'nin batısına gir, ister Ürdün'ün kuzeyine ele geçir, Golan Tepelerini kuşatarak emniyetli koridor kurmaya çalışıyorlar. Arkasından ivade edilmiş topraklara giden planlarını aşama aşama yap diyorlar. Şu seçimi bir atlatalım. O yüzden Netanyahu, Gazze, Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Golan Tepeleri meselesini iç meselesi olarak gördüğü için bunu çözüp mütakip seçimlerden sonra, Amerika'daki seçimlerden sonra çok büyük ihtimalle kaldığı yerden devam edecek. Çünkü Akdeniz'deki Amerikan donanması, koalisyon donanması varlığını devam ettirecek. Bu herkese tehdit. Hepimize tehdit. Yani sadece İran'a değil. Ve Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün, Suriye, Irak, Yemen, Umman, bakın Körfez ülkeleri, Bahreyn, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, o bölgedeki Katar, hepsi saydığımız devletlerin hemen hemen tamamı antidemokratik ülkeler.
emirliklerle ve krallıklarla yönetiliyor. Maalesef büyük bir kısmının da koltuk garantisi Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere. O yüzden yöneticiler nezdinde bir araya gelip Orta Doğu'da bir Doğu koalisyonu kurmadıkları sürece Akdeniz'deki donanmanın gözlülüğünde, gözetiminde, kontrolünde, desteğinde İsrail bu saldırgan tutumuna sadece Filistin devleti için söylemiyorum, komşu devletler için de devam ettirecektir. Çünkü net planları var adamların. Net planları var. 22 tane Arap devleti bir araya gelmesi mümkün değil. Arap Ligi kurulmayacak. Kağıt üstünde var. Gazze'de İsrail'e karşı pek kurulacak gibi gözükmüyor. İslam İşbirliği Teşkilatı daha dün bir toplantı yaptı. Bir takım sesler var. Kınamalar devam ediyor. Şiddetli. Ama askeri, hukuki, iktisadi bir ittifak içine girebilecekleri pek mümkün gözükmüyor. İsrail'in bu saldırganlığı devam edecek. Filistin'e yapılan saldırganlık Lübnan'a sıçrayacak, Suriye'ye sıçrayacak. Belki Ürdün'le anlaşma içinde şu anda, belki oraya sıçrayacak. Ama nihayetinde son hedef Türkiye. Bu Arzu Mahmut'un son halkası, son dilimi Türkiye toprakları. Bakın hemen şeyden, İskenderun Körfezi'nden doğuya doğru, hatta biraz da kuzeye doğru olan topraklarda İsrail'in gözü var. Diğer Arzu Mahmut dediğimiz, yani vaat edilmiş toprakların parçaları parçalı ülkelerde, yani Suriye gibi istikrarsız ülkelerde, Irak gibi, Suudi Arabistan gibi krallıklarda halledilmesi kolay. Lübnan gibi topraklarda, ama Türkiye kısmı hep engel olarak bu projenin önünde kalacaktır. Dolayısıyla bizim güvenliğimizin sağlanması için mutlaka Gazze'de iki devletli çözüm, yani İsrail-Filistin arasında 67 öncesi sınırlara dönüp iki devletli çözüm olması gerekiyor. Ve bu ateşkesin gerçekleşip Netanyahu ve savaş kabinesinin Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Adalet Divanı'nda hem ülke olarak hem kişisel bireysel olarak yargılanması lazım. Zaten yargılandığı ülke soykırımcı olduğu ilan edildi, işgalci olduğu da ilan edildi, tescil edildi. Bir de aktörlerin mutlaka kaçmadan İsrail'den tutuklanıp hapse girmesi gerekiyor. Yani bu uluslararası koalisyon Orta Doğu'da kurulmazsa eğer, Atlantik Akdeniz Koalisyonu dediğimiz Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin içinde bulunduğu koalisyona karşı dengeleme yapılması mümkün değil gibi gözüküyor. Orta Doğu ülkeleri belki Türkiye'nin başını çektiği bir lokomotifle bir orta koalisyon diyelim biz ona. Çünkü Doğu Koalisyonu başka bir koalisyon, orta koalisyon, Orta Doğu Koalisyonu kurulması elzem. Aksi halde önünüzde güç yoksa kınamalar, boykotlar, ambargolar, zorlayıcı diplomatik yöntemler ya da ne bileyim sivil toplum kuruluşlarının ya da entelijansiyanın yüksek tempoda ve seste, yüksek perdede İsrail karşıtlığı söylemleri İsrail gibi irrasyonel bir devleti durdurmayacak gibi gözüküyor. Eğer gücünüz yoksa bu saymış olduğumuz yöntemler pek işe yaramıyor. Güç, güç, güç. Başka çare yok gibi gözüküyor. Çin ve Rusya'yı tekrar söyleyeyim müsaade ederseniz bu tabloda. Rusya'yı biraz ifade ettik. Rusya'nın Tartus'ta ve Lazkiye'de bölge için söylüyorum limanları var. Askeri gemileri var, uçakları var, helikopterleri var. Suriye hava sahasını kontrol ediyor. Rusya da istese bir şekilde İsrail'in bu saldırganlarına karşı biraz önce ifade ettiğim Orta Doğu Koalisyonu'na girme imkanı var, şansı var. Zaten girerse tablo değişir. Çin de aynı şekilde. Eğer bu tabloda söylemleri Filistin Devleti'nin yanında gibi duruyor ama İslam İşbirliği Teşkilatı'nın kınama söylemlerinin üstüne çıkmıyor bir türlü. Çin ve Rusya orta koalisyona dahil olduklarında Batı koalisyonuna karşı çok önemli bir dengeleme gerçekleştirecektir. İsrail'in katliamları konusunda caydırıcı etki yaratacaktır. Benim aylardır söylediğim şey bu. Eğer böyle bir güç olmazsa çok ciddi sıkıntı olacaktır. Dünya şimdi beşe bölündü. Bir Batı koalisyonu var, bir Kuzey koalisyonu var. Onlar zengin devletler, uzaktan film izler gibi izliyorlar. Güneyde çok fakir devletlerin olduğu bir eksen var, Afrika dahil. Onlar da zaten dünyadan bir haber yok. Doğu koalisyonu var, içinde İran, Rusya ve Çin var. Bir de orta ekseni var. Yani doğu eksenin yanında bir de orta eksen var. Orta eksen Türkiye'den başlayıp aşağı doğru Orta Doğu'yu kapsayan bir eksen. İşte doğuyla batı mücadelesinin, yani kötüyle iyi mücadelesinin hangi tarafın kazanacağı konusunda orta eksenin tarafı belirliyor. Cümleyi şöyle basitleştireyim. Orta eksendeki ülkeler hangi tarafta yer alırsa o eksen hep Doğu Batı Savaşı'nda kazanmıştır. Onun için Türkiye ve Orta Doğu'daki ülkelerin
bir özerk, otonomik bir eksen olarak bir süper koalisyon kurup geçici de olsa İsrail'i durdurmaktan başka çare yok gibi gözüküyor maalesef. İsrail'le mücadelesi, İsrail ordusuyla mücadelesine katkı sağlayacak bir harekat mı olacak? Onu da değerlendireceğiz. Zannedersem İran söylemlerinde şunu ifade edecek, diyecek ki Hamas'ın mücadelesine katkı sağladık. İsrail'in yapmış olduğu yasa dışı saldırıları cezalandırdık.